Ecenin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu şık ve güzel olan kız bebeklerimiz için prenses yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğimizi ben bugün 1-2 yaş arası bebeklerimiz için çalıştım. Ama siz isterseniz daha küçük veya daha büyük kız çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Yeleğin örgüsüne bu robadan trabzanlar yaparak başlıyoruz. İlk önce roba bölümünü örüyoruz. Daha sonra bu modelli bölüme geçiyoruz. Modelli bölümü bitirdikten sonra da son olarak bu yaka çalışmasını yapıp yeleğimizi bitiriyoruz. Yeleğimizi önleri ayrı, arka bölümü de ayrı olarak örüyoruz. Bakın arka tek parçadan oluşuyor. Ön bölümleri İki parça halinde sağ ve sol ön olmak üzere bitiriyoruz. Daha sonra omuz bölümünde bu şekilde bir birleştirme yapıyoruz. Siz daha küçük başlamak istiyorsanız yeni doğanla 6 aylık bebekler için bu başlangıç zincir sayısı ön bölümlerde 11-12 santim olması yeterli olacaktır. 6-12 aylık bebekler için 13 santim başlarsanız iyi olur arkadaşlar. İkisinin toplamı bu uzunluğu verecek çünkü. Ben zaten 1-2 yaş arası anlattım ama bebeğiniz çok kilolu olmazsa 3 yaşa kadar da çok rahat kullanılabilecek bir ölçüde. Bakın bu yeleği ben 6-12 aylık bebek için yaptım. Şu şekilde sadece eni farklı. Siz de bu şekilde başlangıç zincir sayısını daha az başlayarak daha küçük ölçüde yapabilirsiniz. Yeleğimin örgüsünde bakın bu şekilde bir ip kullandım. Nako Rekor'un bir ipi bu. Rengini çok sevdim. O yüzden Nako Rekor iple yaptım arkadaşlar. Renk numarası 180. Üzerinde 100 gram 360 metre yazıyor. Bu büyüklükte bir yelek için bir ip tam bitti. Bir yumak ip. İkinci yumak ipten sadece bu etek ucunda olan modelli bölümü yaptım. Eğer siz 0-1 yaş arası yapıyorsanız bir yumak ipten bir yelek elde edebilirsiniz. Ama 1 yaş üstü bebek için çok az bir miktar ikinci yumak ipten kullanıyorum. Beyaz olarak yaka çalışmasında da Alize Şekerim bebenin beyaz ipini kullandım. Bunun da üzerinde 100 gram 320 metre yazmakta. Tığ olarak ipim ince bir ip olduğu için 3 milimlik tığ kullandım. Düğme olarak da 3 adet inci dikmeyi tercih ettim. Bu yeleğimizin şıklığına yakışsın diye 3 adet inci düğme diktim. Siz tercihinize göre istediğiniz gibi düğme dikebilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu şık ve güzel olan bebek yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Ön robanın ilk parçası için 34 zincir çekerek başlıyoruz. Bakın bu şekilde size nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilmek oluşturabilirsiniz. Ben böyle oluşturuyorum. Siz kendinize kolay gelen bir şekilde ilk ilmeği oluşturabilirsiniz. Ve sayıyorum. 34 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 34 zinciri çektim. Bakın bu şekilde bir sıra zincirim var. 3 zincirde dönüş için çekiyorum. 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden zincirlerin üzerine trabzan ile dolduruyoruz. 34 trabzan yapacağız. Bu dönüş için çekmiş olduğumuz bakın bu 3 zincir de bir trabzan olacak. Bununla birlikte 34 trabzan elde edeceğiz. Sıra sonuna kadar toplam 34 trabzanı yapalım.
34 trabzanı yaptım bakın. 34 zincir üzerine 34 trabzan yaptım. Kaç santimlik bir trabzan sırası elde ettiğimi ölçüyorum. Bakın, sıfır noktasına tutuyorum. Santimetre olarak 14 santim. Şöyle bakın, 14 santim bu ön parçanın eni. 14 santim de diğer tarafı olacak. Toplam 28 santim olacak birleştiği zaman arkadaşlar. Bu ölçüyü yaparken ona dikkat etmeniz gerekiyor. Siz kaç aylık bebek için yapacaksanız o zincir sayısının yarısını bu ön, yarısını diğer ön bölümde yapacağız. Benim yapacağım eni şu şekilde gösterimi, 28 santimin yarısı, 14 santimlik en var. İpim ince olduğu için 3 milimlik tığ kullanıyorum ve onun için 34 trabzan başladım. Sizin ipiniz kalınsa ve tığınız da 1 derece büyükse o zaman 34 trabzan ile çok büyük olur. Yapacağınız ölçüye göre santimetre olarak ölçerek başlarsanız daha güzel olur. İkinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada kafes modelleri oluşturacağız. Kafes yapabilmek için bakın bir zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde kafes modelleri oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar bir zincir çekip bir trabzan atlayıp ikinci trabzana trabzanlar yaparak devam edelim. Birer zincir çekip bir atlayarak bakın kafes modelleri yaptım. Sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda tekrar bir kafes modeli yapıyorum. Sıra sonunda iki trabzan kaldı bakın. Son trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Bu ön bölümün bu tarafı ön pat olacak. Ön bölüme geleceği için burada iki trabzan olacak. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın bakın üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Bu sıra trabzan sırası. Bu sırada hem trabzanların üzerine hem bu bir zincir çektiğimiz boşluklara trabzan yapacağız. Bakın trabzanların üzerine trabzan yaptım. Bir zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Bu trabzan sırasını sıra sonuna kadar devam edelim. Sonda bakın 1, 2, 3 kafes kalasıya kadar bütün boşluklar ve trabzanın üzerine trabzanlarla dolduralım. Bakın sıra sonunda 3 kafes kaldı. Bu 2 kafesi hiçbir işlem yapmayacağız. Kol altında kalacak burası. Burada bakın sıra sonunda kol tarafından kesme işlemi yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın boşluğa bir trabzan yapıyor gibi yaptım. İlmek aldım. Bir defa çıkardım. İkinciyi bekletiyorum. Tekrar bakın ip aldım tığın üzerine. Trabzan üzerinde bulunan trabzanın üzerine trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa çıkardım, bekletiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıp içerisinden çekiyorum. Bakın tek gözenek haline getirdik orayı. Burada bir kesme yapmış olduk.
Bu sıra sonuna devam etmiyoruz. Sonda iki kafes boş kalacak. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kafes sırasına geldik. Bu sırada tekrar kafes modeli yapacağız. Bu tekrar kesme işlemi yapacağız ayrıca. Bu ilk trabzanın üzerine bakın buna yapmıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Sıra sonuna kadar kafes modellerini yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir atladım bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Roba bölümü bir sıra kafes, bir sıra trabzan sırasından oluşuyor. Bakın bu taraf ön pattı. Onun için sıra sonunda iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sıra tekrar trabzan sırası yapacağız. İlk iki trabzanın üzerine trabzanlar yapıyorum. Bakın. Bir, İki. Boşluğa trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırayı trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde sıra sonunda bir kafes kalasıya kadar devam ediyoruz. Bakın sıra sonunda bir kafes kaldı. Burada bir kafes boşluğuna bir de sıra sonundaki trabzana trabzan yapmam gerekiyor. Onun yerine trabzan kesmesi yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu kafes boşluğuna bir trabzan yapıyor gibi yaptım. İlmek aldım. Bekletiyorum. Tekrar ip aldım. Sıra sonunda bulunan bakın bu trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 3 ilmek var. 3'ünü bir çekip çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Artık kolda başka kesme işlemi yapmayacağız. Bu şekilde devam edecek kol bölümü de ilk trabzanın üzerine trabzan yaptım. Takip eden trabzanın üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan yaptık burada. Bir zincir çekiyorum. Kafes modeli yapacağız bu sırada tekrar. Bir atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar kafes yapalım. Sıra sonunda ön pat için tekrar 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık yaka kesimine kadar sayı bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın sıra başında ve sıra sonunda ikişer trabzan var kafes sırasında. Diğerleri kafes oluyor. Trabzan sırası da öyle. Bu şekilde bu sayı ile toplam 5 sıra kafese tamamlayalım burayı. Daha sonra yaka kesimini sizinle birlikte yaparız. Sağ ön robaya bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra kafes. 2, 4, 5 sırada trabzan sırası olarak yaka kesimine kadar getirdim. Koldan itibaren 2, 4, 6, 8 sıra yaptık.
Artık burada yaka kesimine başlayacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Kaydırma tekniğiyle yaka kesimini yapacağız. Bakın ilk trabzanın üzerine tığ taktım, ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yapıyoruz. İkinci trabzana tığ takıyorum, ilmek alıp içerisinden çekiyorum. Bu şekilde 3 kafesi, bakın 3. kafes bitimine kadar devam ediyoruz. Her trabzan üzerine kaydırma tekniği yapıyoruz. Boşluktan da kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın 3. kafes bitimine geldim. 1, 2, 3 kafesi bitirdik. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 4. kafes içerisine trabzan yapıyorum. Bu sıra trabzan sırası çünkü. Yine sıramız devam edecek. Bir sıra trabzan, bir sıra kafes yapacağız. Diğer trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde trabzanın üzerine trabzan, kafes boşluğuna trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda bulunan iki trabzanı yine trabzan yapıyorum. Bu sırada kesmeyi nasıl yaptığımıza bakalım. Bakın 1, 2, 3 kafesi atladık. Toplam kaç trabzan kesmesi yaptığımıza bakıyorum. 2, bakın boşluklara da bir trabzan yapıyorduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan kesmesi yapmış olduk bu ilk sırada. Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Burası kol tarafı. Burada herhangi bir kesme yapmıyoruz. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kafes sırası yapıyoruz bu sırada. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinciye trabzan yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu bir trabzanı atlıyorum. Yine kafes yapıyorum. Burada sıra sonunda şu anda 1, 2, 3 trabzan var. Sonda bulunan 2 trabzanı kesme işlemi yapacağız. Bakın bir trabzan yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. Tekrar ip aldım. En son trabzanın da üzerine tığ taktım. İlmek aldım. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Burada bekletiyorum. Üçünü bir çektim. Bakın bunu tek gözenek haline getirdik. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapmıyorum. Burada da tekrar kesme işlemi yapmamız gerekiyor. Bu bir zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. Takip edenleri trabzan sırası olarak her ilmeği ve boşluğa birer trabzan yaparak devam ediyoruz. Bakın yuvarlak bir kesme işlemi yapıyoruz burada. Bu şekilde bu sırayı trabzan sırası yapalım. Sıra sonuna gidelim. Bir zincir çekelim, geriye dönelim. Burada son 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda son trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sıra tekrar kafes sırası. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Sonda iki trabzan kalınca tekrar kesme yapacağız.
Bakın sonda 3 trabzan kaldı. Yine kafes yapacağız. Bakın bir zincir çekiyorum. Bu bir trabzanı atlıyorum. Son 2 trabzanı kesme işlemi yapıyoruz. 1 2 Bakın 3 ilmeği bir çekerek burada bir kesme yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Omuz bölümü için 13 trabzana ihtiyacımız var. Sayıyorum bakın. 2 4 6 8 10 12 13. Buraya kadar kesme yapmam gerekiyor arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu trabzan boşluğuna bir trabzan yapıyorum. Bakın bu ilk trabzana trabzan yapmadım. Bir kesme işlemi yapmış oldum. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda bir zincir çekip geriye dönelim. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Bu sıra tekrar kafes sırası. Kol tarafında 2 trabzanı yaptım. Bir zincir çektim, kafese başladım. Bakın sıra sonunda yine kesme işlemi yapıyorum. Son 2 trabzanı bir alıyorum, tek trabzan yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir zincir çektim. Bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapmıyorum yine. Bakın bu bir zincirlik boşluğa trabzan yaptım. Ve trabzanlara devam ediyorum. Son trabzanda yaptım. Böylece bakın sağ ön bölümü bitirmiş olduk. İpi buradan kesebilirim artık. Şimdi diğer ön bölümü yani sol bölümü yapalım. Diğer ön bölüme de bununla aynı sayıda başlıyoruz. 34 zincir çekip artı 3 de dönüş için çekmiştik. Toplam 34 artı 3 zinciri çekelim. Bakın şu şekilde tekrar başlıyorum. Diğer ön bölüme başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 34 zinciri çektim. 3 zincirde dönüş için çekiyorduk. 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincir üzerine trabzan yapıyorum. Bunda yapmış olduğumuz gibi 34 tane trabzan yapalım. Trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde karşısına şu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdiki sıra kafes sırası. Bu ön patta 2 trabzan yapıyorduk. Bakın kafes sırasında. Burası ön pat olacağı için bu 2 trabzanı buraya yapıyoruz. Bakın ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ikinci trabzanın üzerine de trabzan yaptım. Bu 2 trabzan yakaya kadar devam edecek.
Bir zincir çekiyorum. Kafes yapabilmek için bir atlıyorum. İkinci trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzana trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın bu dönüş yaptığımız üst zincirliği de bir trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan, bir sıra kafes sırasını tamamladım. Önün şeklini yerleştiriyorum. Bakın böyle kol kesimini buradan yapacağız. Bu kol kesimini yaparken buradan İki kafesi atlamıştık. Üçüncü kafesin ortasından başlamıştık. Bakın. Burada da aynı şekilde bu sıra sonunda bulunan iki kafesi atlayacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kaydırma tekniğiyle bu iki kafesi atlayacağız. Bakın ilk trabzanın üzerine tığı taktım. İlmek aldım. İçerisinden geçirdim. Bu yakada yapmış olduğumuz gibi kesme işlemi yapacağız. Kaydırma tekniğiyle bakın. Boşluğa tığ taktım, ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Sık iğne yapmıyorum, kaydırma tekniği yapıyorum burada. Trabzanın üzerine tığ taktım, ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Boşluğa tığ taktım, ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Bakın, trabzanın üzerine de kaydırma tekniğiyle geçtim. İki kafesi atlamış olduk. İki kafes sonunda bulunan trabzanın üzerindeyim. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kafes boşluğuna trabzan yapıyorum. Bakın trabzanın üzerine trabzan, kafes boşluğuna trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde trabzan olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Boşluklara trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burası ön pat olacağı için bakın şimdiki yapacağımız sıra kafes sırası ama İlk iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 Bir zincir çekiyorum. Kafes sırasına başlıyorum. Bir atlıyorum. Kafes yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 3 trabzan kalınca tekrar kesme işlemi yapacağız. Sıra sonuna bakıyorum. Bakın sonda kafes yapmak için bakın bir atlıyorum. 2 trabzan kaldı. Trabzan kesmesi yapıyorum. Bir defa aldım, bekletiyorum. Son trabzanın üzerine de bir trabzan yapıyorum ve bakın çektim. Üçünü içerisinden bir çektim. Bakın bitirmiş oldum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapmıyorum. Kesme işlemi yapacağımız için bu bir zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. Ve takip edenleri trabzan üzerine trabzan zincir boşluğuna bakın trabzan yapıyorum. Bu artık kesmede son sıra. Kolda başka kesme yapmayacağız. Bu kolda da aynı sayıda yapmıştık. Sayarak yaparsanız kaç sıra kesme yapacağınızı yapabilirsiniz. Bu parça diğer ön bölümün simetrisi oluyor. Tam tersi olan. Bakın bunda nerede kaçıncı sırada kesme yaptıysanız bunda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Siz belki daha büyük bebekler için, kız çocukları için yapıyorsanız benimle aynı sayıda değil, 1-2 sıra daha kesme yapabilirsiniz. Onun için eşit olmasına dikkat edelim her iki ön bölümün.
sıra sonuna kadar trabzanlı örgüsüne devam edelim. Son trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kafes sırasındayız. İlk iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve kafes sırasını yapmaya başlıyorum. Bir atlıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Artık kol tarafından da kesme yapmayacağız bu sırada. Bütün trabzanların üzerine kafes yapalım. Bakın sıra sonunda bulunan iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ön bölümde de kol ve ön bölümden bakın hem kol hem ön pattan ikişer trabzana devam etmiştik. Burada da kol tarafından iki trabzan, ön pattan da iki trabzan olarak devam edecek. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık trabzan sırasındayım. Bu yaka kesimine kadar bakın bu yakayı yaptığımız yere kadar örgümüze devam edelim. Kafes sırasında kafes, trabzan sırasında trabzan olarak. Diğer ön bölümde yaka kesimine kadar bakın tamamladım. Aynı sayıda sıra sayısınca yaptım. Kafes sırası bunun 5. sırada bitirmiştik. Bu da aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve kafes sırasında bitirdik. Yaka kesimini yaka bölümünden yapacağımız için bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakıyorum hemen bunda kaçıncı sırada kesme yapmışım. Burada bakın 1, 2, 3 kafesi boş bırakmışız. 4. kafesin ortasında boşlukta bir trabzan yapmışız. Oraya kadar trabzanlara devam ediyoruz. Sıra sonunda 4 kafes kalasıya kadar devam edelim. Bakın boşluklara trabzan, trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 kafes var. Bakın buna da trabzan yapıyorum. Bu 3 kafesi boş bırakacağız. 1, 2, 3'ü boş kalacak. Bunun bakın 4. kafesin boşluğa trabzan yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu trabzanın üzerine trabzan yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. Üçünün içerisinden ilmek geçirip bakın bunu tek gözenek yaptık. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sıra kafes sırası. Bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapmıyorum. Bunu atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine ilk trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan, bir zincir, bir atla kafes yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda iki trabzanı yapmayı unutmayalım. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Ve trabzan sırasına devam ediyorum. Sıra sonunda tekrar kesme işlemi yapacağız. Bakın bu iki trabzan olacak şekilde denk gelesiye kadar trabzanları yapıyoruz.
boşluklara trabzan, trabzan üzerine yine trabzan yapıyoruz. Bakın trabzan olarak bir kafes boşluğuna yapacak olduğum trabzan kaldı. Bir de son trabzan var. Burada kafes içerisine yapacak olduğum trabzanı bir defa aldım. Bir çıkardım, bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Son trabzanın üzerine trabzan yaptım. Çıkardım. Bakın üçün içerisine geçirdim. Burada da kesme yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir atlıyorum, ikinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Kafes sırasında izine bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz kafesleri yapmaya. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk iki trabzanı trabzan yapıyorum. Boşluklara trabzan. Sıra sonunda tekrar bakın kesme işlemi yapıyorum. Boşluktan trabzan yapıyor gibi yaptım. Son trabzana da trabzan yaptım. İçerisinden geçirdim, kesme yaptım. Örgüyü çeviriyorum. İlk bakın bir atlıyorum, ikinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, kafes yapıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Burası son sıra. Diğerinde de bakın yaka kesiminden itibaren 1, 2, 3, 4. trabzan sırasında bitirmiştik. Bu da 1, 2, 3, 4. sıra. Son ön bölümde son sırayı yapıyoruz. Sıra sonunda tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Diğer ön bölümde de aynısını yapmıştık ve bitirdim. Bakın bir zincir çekiyorum. Böylece bu ön bölümü de bitirmiş olduk. İpi artık burada kesebilirim. Ön bölümün örgüsünü bakın bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde İki ön bölüm elde ettik. Şimdi arka bölümü yapacağız. Arka bölüm bunun iki katı olacak. Bir ön bölümün iki katı, yani toplamı sayısınca olacak. 34'er trabzan yapmıştık. Arka bölümde 68 trabzan olması gerekiyor. Ama bu kafes sırasını düzgün gelebilmesi için tek sayıya ihtiyacımız var. Onun için arka bölümde 67 zincir çekiyoruz. 67 zincir çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6,
67 zinciri çektim. Şimdi bunun üzerine trabzan yapacağız. Aynı bu ön bölümde yapmış olduğumuz gibi bir sıra trabzan, bir sıra kafes yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincir üzerine trabzan yapıyorum ve takip eden zincirlerin üzerine her birine birer defa olmak üzere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar 67 tane trabzan yapalım. Çekmiş olduğumuz zincirin üzerine 67 trabzanı yaptım. İkinci sırada bu kafes modelini yapacağız. Bütün trabzanların üzerine bir sıra kafes yapacağız. Bakın bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk bunları bir kenara alalım. İlk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar kafes sırasını tamamlayalım. Başlangıcı tek sayı başladığımız için bakın bu kafes sırasında kafeslerimiz tam denk geldi. Çift sayı başlarsak bu kafeste arada olan boşluk denk gelmiyor arkadaşlar. İkinci sırayı da bitirdik. Artık kol bölümlerini keseceğiz. Arka bölümde kol bölümünü her iki taraftan da kesme işlemi yapacağız. Bakın ön bölümde bir iki kafes atlamıştık. Üçüncü kafesin ortasında boşluktan trabzana başlamıştık. Bu üçüncü kafese gitmek için bakın bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine kaydırma tekniği yaparak kaydırıyorum. Boşluğa kaydırma tekniği yaptım. Trabzan üzerine kaydırma tekniği yapıyorum. Boşluğa kaydırma tekniği yapıyorum. Bakın trabzanın üzerine kaydırma tekniği yaptım. İki kafesi atlamış olduk. Bir zincir çekiyorum. İlk kafes boşluğundan bakın bu boşluğa trabzan yapıyorum. Bu sıra trabzan sırası ve devam ediyorum. Sıra sonunda 3 kafes modeli kalasıya kadar bakın burada 1 2 3 kafes kalasıya kadar trabzanlara devam ediyoruz. Hem bir zincirlik boşluklara hem de trabzan üzerine trabzan yapıyoruz. Bakıyorum sonda 1 2 3 kafes kaldı bakın. Burada kesme yapmam gerekiyor. Bu boşla trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa çıkardım, bekletiyorum. Bu trabzanı da aynı şekilde trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın bekletiyorum, çektim. 1 2 trabzan boşluğunu boş bırakıyoruz bakın. Bu kafesler boş kalıyor. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Burada tekrar kesme yapmam gerekiyor. Kesme yapabilmek için ilk trabzanın üzerine trabzan yapmıyorum. İpi tığın üzerine aldım. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu sıra kafes sırası. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda iki trabzana kadar kafes yapıyoruz. Sıra sonunda bulunan iki trabzanı yine kesme yapacağız. Bakın sıra sonunda şu anda 3 trabzan var. Bir zincir çektim zaten. Burada kafes yapacağız. Son 2 trabzanda kesme işlemi uyguluyoruz. Bakın trabzan yapıyor gibi yaptım.
Son trabzanı da aynı şekilde trabzan yapıyor gibi yaptım. 3 ilmeği birlikte çekerek kesme yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Tekrar kesme işlemi yapacağımızdan bu ilk trabzan boşluğuna, bakın bu trabzanın üzerine trabzan yapmıyorum. Zincir boşluğuna trabzan yapıyorum. Artık kolda kesmeleri bitirdik. Ön bölümlerde de aynı şekilde kesme yapmıştık, aynı sayıda. Bu şekilde trabzan sayısını devam ettireceğiz. Gördüğümüz bütün trabzanların ve zincir boşlukların üzerine trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın arkanın örgüsü bu sayı ile devam edecek arkadaşlar. Ön bölümü kaç sıra yaptıysak bakıyorum. Bakın buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra trabzan sırası yapmışım. Arka bölümde de bu başlangıçtan itibaren 1 sıra kafes, 1 sıra trabzan yaparak toplam ön ile eşit sayıda tamamlayalım gelelim. Arka bölümün örgüsünde bakın aynı ön bölümle eşit olacak sıra sayısınca tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra trabzan sırası arada kafes sırasıyla bakın tamamladım. Bu şekilde ön bölümleri üst bölüme yerleştiriyoruz. Şimdi omuzlarından bunu birleştirelim. İpimin ucuna bakıyorum. Arka bölümde ipi kesmedim. Bekletiyorum arkadaşlar. Bakın ilk önce bu tarafı birleştirelim. Tersini çeviriyorum. İlk bakın trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum. Arka bölümün ön bölümünde kol tarafından İlk trabzanın tepe noktasına tığ taktım. İlmek aldım. Sık iğne olarak çıkarıyorum. İkinci gözeneğe bakın trabzan üzerine tığ taktım. Karşıdan da ikinci gözeneğe tığ taktım. İlmek aldım. Sık iğne olarak yapıyorum. Üçüncüye de aynı şekilde bakın ilmeğe tığ taktım. Karşıdan tam karşısına gelecek olan yerden tığ taktım, sık iğne olarak birleştiriyoruz. Bu birleştirme sırasında ilmek atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. Karşılıklı hiç atlamadan her ilmeği birbirine denk gelecek şekilde birleştirelim. Bakın bu şekilde ilmek alıp çıkarıyorum. Buradan taktım, karşıdan da ilmeğe tığ taktım, ip aldım, çıkardım. Ön bölümde omuz bölümü için 13 trabzan ayırmıştık. 13 trabzan da arka bölümden birleştirmiş oluyoruz. Bakın burayı da son olarak birleştirdim ve bitirdim. Bir zincir çekip sağlamlaştıralım. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın birleştirdiğimiz yerin görüntüsü bu şekilde gayet düzgün bir birleştirme yaptık. Kol bölümünün omuzdan birleştirmiş olduk. İpi burada kesiyorum. Diğer omuzu da aynı şekilde birleştirelim. Bakın kol tarafı kol bölümüne gelecek yere şu şekilde düzgünce yerleştiriyorum. Yine ters taraftan. Örgümün ters tarafı bakın burası. Ters taraftan ilk trabzanın tepe noktasına ilk gözeneğe tığ takıyorum. Bakın bu şekilde arka bölümünde kol tarafından düzgün gelecek şekilde bakıyorum. Kol tarafında ilk ilmeğe tığ taktım. İpi alıyorum. İçerisinden geçirdim. Burada bir ilmek oluşturuyorum. Bu ipin ucunu da içeriden götürelim. Bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Aynı ilmek üzerine bir sık iğne olarak batıp burayı sağlamlaştırıyorum. Ve diğer omuzda yapmış olduğumuz gibi
İlmekler karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde birleştirme işlemi yapıyoruz sık iğne olarak. Bakın bu ilmeğe tığı taktım. Karşıdan da ilk gördüğüm ikinci ilmeğe tığı takıyorum, çekiyorum. Buradan ilmeğe tığı takıyorum. Karşıdan da ilk boş ilmeğe tığı taktım, çektim. Bu şekilde birleştiriyoruz. Tekrar ediyorum, ilmek atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. Omuzda görüntü olarak güzel görünmez yoksa. Bu ipleri keselim. İlmekleri daha rahat görürüz böylece. Son trabzanı da birleştirdim ve bitirdim. İpi burada kesebilirim. Böylece bakın örgü de omuzları da birleştirmiş olduk. Her iki omuzu birleştirdik. Şimdi gövdenin bu yan taraflarını bir trabzan, bir kafes sırası yaptığımız yeri birleştirelim. Aynı şekilde bakın ters tarafını çeviriyorum. Nereden size kolay geliyorsa fark etmez. Bakın uç noktadan tığ takıyorum. Karşılıklı ilmeğe tığ taktım. İp alıp çıkardım. Bir tane zincir çektim sağlamlaştırmak için. Trabzana bu şekilde sık iğne olarak nasıl kolay geliyorsa öyle birleştirebilirsiniz. Bakın trabzan aralarında bulunan ilmeklere tığ taktım. Dönüşlerde. Trabzana sık iğne yaptım. En son kol altında bulunan bakın bu son ilmeğe tığ taktım. Karşıdan da aynı şekilde ilk başta bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Ve bitirdim. Bakın böylece gövdenin bir tarafını birleştirmiş olduk. İpi burada kesmek istemiyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. Burada kol çevresinde bir sıra sık iğne yapalım. Bakın çevirdim. İpi bu tarafa alıyorum. Bu kol çevresinde bir sıra sık iğne yapalım. İsterseniz bunu daha sonra da yapabiliriz ama ben ip buradayken yapmak istiyorum. Bakın ilk gözeneğe tığ takıyorum. Boşluğa tığ takıyorum. Trabzan üzerine tığ takıp sık iğne yapıyorum. Sık iğne çalışması yapıyoruz. Boşluğa sık iğne yaptım. Bu şekilde bakın trabzan boşluklarına ve gördüğüm gözeneklere sık iğne çalışması yapıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha düzgün olsun diye başladığımız noktaya kadar devam edelim. Sık iğnelere bak, bakın çevresini yaptım. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Görüntü olarak bakın düzgün bir görüntü elde ettik. Kız çocuğu için olacağından ben bunu biraz daha süslü olsun istiyorum. Bir sırada üzerinden sutaç çalışması yapalım. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine sık iğne batıyorum. Bir atlıyorum bakın bir sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğne içerisine sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözenek içerisine sık iğne yaptım.
1, 2 zincir, aynı gözenek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın görüntü olarak böyle oluyor. Başladığımız yere kadar bu şekilde bir sıra sütaç çalışması yapalım. Bakın başladığım yere geldim. Başlangıç yaptığım bu gözeneğe tığı takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpi burada kesiyorum. Böylece bitirmiş olduk bakın. Çok güzel oldu. Düzgün bir bakın. Kolun çevresi çok şirin oldu. Diğer kolu da aynı şekilde yaptım. Gövde çevresinden bakın birleştirdim. Burayı yapmış olduğumuz gibi burayı da birleştirdim. Kol çevresinde bir sıra sık iğne, çevresinden de iki zincirli sık iğneli sütaç çalışmasını yaptım. Böylece roba bölümünü bitirmiş olduk. Gövde bölümünde modelleri yerleştirelim. Robamız hazırsa gövde bölümüne geçebiliriz artık. İpin ucunu elime alıyorum. Düzgün tarafı bana bakacak şekilde bakın bu şekilde alıyorum. Robanın bitim noktası olan bakın buraya tığ takıp ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde bir de zincir çekelim, sağlamlaştıralım. İlk trabzanın olduğu bu gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İkinci gözeneğe de bakın ikinci trabzan üzerine de yine trabzan yapıyorum. Roba önlerinde bu pat bölümünde ikişer trabzan örgü bitesiye kadar devam edecek. Bakın bu roba bölümünü yaparken de aynı şekilde kafesleri yaparken iki trabzan yapmıştık. Örgünün modeli sırasında da bu iki trabzanlar bu kenarlarda hem başta hem sonda devam edecek. İpi tığın üzerine iki defa doluyorum. Bir, iki gözenek atlıyorum. Üçüncü gözenek içerisine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 3. 2 defa doluyorum. Aynı gözenek içerisine ikinci üçlü trabzanı yapıyorum. 2 defa doluyorum bakın ipi. Aynı gözenek içerisine üçlü trabzanı yapıyorum. Bakın 3 trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. Aynı gözenek içerisine tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Modellerde aynı gözenek içerisine 6'şar trabzan yapacağız. 4 yaptık. 5.'yi yapıyorum. 2 defa doladım. 6. trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu gözenekten sonra 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözenek içerisine sık iğne olarak bu yapmış olduğum trabzanları tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü gözenek içerisine üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. İki defa doluyorum. Aynı gözenek içerisine 6 tane trabzan yapıyorum toplam. Bakın 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. gözeneğe sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 defa ip doluyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. gözenek içerisine 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde dilim modelleri elde ediyoruz. Üçlü trabzanlar yaptığımız için de bakın trabzanlarımız uzun görünüyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 defa da çıkarıyorum. 2 defa doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum.
Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu dilim modellerini aynı gözenek içerisine tığın üzerine 2 defa ip doğrayacağız. 3 defa da çıkaracağız. Üçlü trabzanlar yapacağız. Bir zincir çekip arada 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. 2 gözenek atlıyoruz. 3. gözeneğe 6 tane üçlü trabzanlar yapıyoruz. Gövde çevresini tamamen bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda 2 trabzana trabzan yapacağız. Yine başlangıçta yaptığımız gibi modelleri yerleştirelim, tamamlayalım. Üçlü trabzanlar halinde 6'şar trabzan yaparak bakın dilim modellerini yerleştirdim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 gözenek var. 1, 2'sini atlıyorum. Bakın 1, 2 trabzan atlıyorum. Son 2 trabzanın üzerine trabzan yapacağız. Ama üçlü trabzan yapacağız. Bunlar üçlü yaptığımız için baş ve sondaki trabzanlar da artık üçlü trabzan olacak. Bakın tığın üzerine 2 defa ip doladım. Son 2 trabzanı üçlü trabzan olarak yapıyorum. 1 2 1 2 üst zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Modelde ikinci sıradayız. 2 defa ip doluyorum. Aynı gözeneği yapmıyorum. Hemen takip eden ikinci gözeneğe üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde uzun trabzanlar yaptık. 2 defa ip doluyorum tığın üzerine. Bu sefer trabzanları boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bakın bu şekilde yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk trabzanı boşluktan benden taraftan alıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. Bir ip aldım, bir çıkardım. 2 çıkardım. 3 çıkardım. Tekrar 2 defa ip doluyorum. 2. trabzanı boşluktan alıyorum. 1 çıkardım. 2 çıkardım. 3 çıkardım. 2 defa doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın. 1 2 3. 1 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Takip eden 3 trabzanı da aynı şekilde boşluktan alarak üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bakın böylece 6 trabzanın da hepsini boşluktan alarak trabzan yaptık. Arada 2 zincir çektik. 2 defa ip doluyorum zincir çekmeden. Takip eden modele geçiyorum. Bu modelin ilk trabzanını da boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İlk 3 trabzanı üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Takip eden bu 3 trabzanı da üçlü trabzan yapacağız. Bakın iki modeli bitirdim. Tekrar 2 defa ip doluyorum. 3. modele geçiyorum. Bakın düz tarafından bakalım. Şekil olarak bakın böyle kabarık bir model elde ettik. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 2 defa ip dolayacağız tığın üzerine. İlk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zincir çekip takip eden 3 trabzanı da aynı şekilde boşluktan alıp trabzan yapacağız. Zincir çekmeden yine 2 defa dolayıp bir sonraki modele geçeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldik. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alıp üçlü trabzanlar yaptık. 2 zincir çektik. Geriye kalan 3 trabzanı da aynı şekilde boşluklardan alarak üçlü trabzanlar yaptık.
sıra sonunda ve sıra başında bulunan bu iki trabzanı da üçlü trabzan yapıyorduk. Bakın, iki defa doluyorum. İlk trabzanı üçlü trabzan yapıyorum. İki defa doluyorum. Son trabzanı da üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi de iki defa doluyorum. Takip eden, bakın, bu ilk trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Böylece bu 3 zincir de bir trabzan oluyor. 2 tane trabzan var, bakın. İpi tığın üzerine 2 defa doluyorum. Bir alt sırada çekmiş olduğumuz bu 2 zincirlik boşluklara 6 trabzan yapacağız. Üçlü trabzan yapıyoruz ama bakın. 2 defa doluyoruz. Trabzanı 3 defa da çıkararak yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu bir alt sırada modeli kurarken oluşturmuş olduğumuz sırayı yapıyoruz. 2 defa doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. 6 trabzanı yapalım bu şekilde. 4, 5, 6. Bakın, 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yaptım. 1 zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan bu boşluğa bunu sık iğne olarak tutturuyorum. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. 1 zincir çekiyorum. Bir sonraki modele geçeceğiz. 2 defa doladım. Bir sonraki modelin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa bu yapmış olduğum 6 trabzanlı dilim modelini tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 defa ip doladım. Takip eden modelin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan, yani üçlü trabzanlar yapıyoruz, 6 tane. Devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bir alt sırada çekmiş olduğumuz bu 2 zincirlik boşluklara 6'şer tane üçlü trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Modelli bölümde 3. sırayı da 2 zincirlik boşluklara 6'şer tane üçlü trabzanlar yaparak, bakın, sıra sonuna geldim. 4. sıradayız. 4. sırada bakın bu 2. sıranın tekrarı olacak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 defa ip doluyorum. 2. trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 defa ip doluyorum tığın üzerine. Bakın, bu görmekte olduğum 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alarak üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 2 defa ip doluyorum. Bakın, takip eden 3 trabzanı da aynı şekilde boşluklardan alarak üçlü trabzanlar yapıyoruz. İki defa ip doluyorum. Diğer modele, takip eden modelin ilk trabzanına geçiyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Artık örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın, görüntü olarak da böyle. Bu iki sıranın tekrarıyla modelimiz devam ediyor. Gövde uzunluğunu tercihinize göre istediğiniz uzunluğa kadar tamamlayalım gelelim. Yeleğin gövde uzunluğunu benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm arkadaşlar. Model sırası olarak da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam sırası yaptım. 8. modelin yerleştirmesinde kaldım. 6 trabzan yapıyorduk. Burası uç bölümü olacağından 6 trabzan yapmayacağız.
8 trabzan yapacağız. Dilimlerimiz biraz daha büyük olsun diye. Bakın, bir zincir çekiyorum. Benim için son sıra ama siz daha uzun istiyorsanız bir sıra daha gidip gelebilirsiniz modele. Bir zincir çektim. 2 defa ip doluyorum. Yine aynı bu 6 trabzanı yaptığımız gibi sadece 8 trabzan yapacağız. Bakın. 1 2 defa doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 Bakın, 2 zincirlik boşluğa 8 trabzanı yaptım. Üçlü trabzan olarak yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model ortasındaki boşluğa yine aynı şekilde tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu iki zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyoruz. Yine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bakın, ikili yapmıyoruz, üçlü yapıyoruz. İpim de bitmek üzere arkadaşlar. Çok az ipim kaldı bir yumak ipten. Bakın, bu kaldı. Bu sırada biter bu. Onun için ikinci yumağa ihtiyacım var. Bu şekilde bu ikişer zincirlik boşluklara 8'er tane üçlü trabzanlar yapıp iki model ortasına bunu tutturarak sıra sonuna kadar devam edelim. Etek ucunda dilim modelleri tamamlayarak bakın sıra sonuna geldim. Diğer uçtayım. Burada tekrar bir zincir çekiyorum. En uçta bulunan bu trabzan, bakın 3 zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz trabzan var. Ona sık iğne yaparak bunu tutturuyorum. Ön patı yapacağız şimdi. Ön patta sık iğne çalışması yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın, burada 3 zincir çekerek oluşturmuş olduğum bu trabzana yine sık iğne yapıyorum. 1 2 Trabzan aralarında bulunan bu gözeneklere birer tane sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluklarına ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 Sıra sonlarında olan gözeneklere 1 aralarda ikişer yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak roba başlangıcına kadar devam edelim. Etek bölümünde bakın sık iğneler yaparak ön pat çalışmasını tamamladım. Roba bölümüne geldim. Bu ilk robanın başlangıcı olduğu gözeneğe yine sık iğne yapıyorum. Burada düğme biriti için zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Aynı bakın gözenek içerisine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Burada düğmemizi geçirebileceğimiz kadar bir birit oluşturduk bakın. Siz dikeceğiniz düğmenin büyüklüğüne göre bunu ayarlama yapabilirsiniz. Roba bölümüne 3 adet düğme dikmek istiyorum ben. Onun için yerlerini belirliyorum. Bakın, birisini buraya yaptım. Bir sonrakine roba bitimine yapacağız. Diğerini de orta bölüme. Siz isterseniz 2 düğmeli olarak da yapabilirsiniz. Bakın, ortada olan trabzan sırasına geldim. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine sık iğne olarak yaptım. Bakın, ikinci düğme biritini hazırladım. Ve devam ediyorum. Diğer düğme biritine kadar sık iğneleri yapıyorum. Bakın, buraya geldim. Burada tekrar düğme biriti için zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yere sık iğne olarak battım. Bakın, burada 3 adet düğme için birit hazırlamış olduk. Boyun çevresinde
bir sıra sık iğne yapacağız. Diğer tarafta da aynı şekilde düz sık iğne çalışması yapacağız. Burada yapmış olduğumuz biritleri diğer tarafta yapmıyoruz. Boyun çevresinde de bakın dönüyorum. Dönerek sık iğne yaptım. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ederek boyunun çevresini ve diğer tarafta sık iğne çalışmasıyla pat çalışmasını bitirelim. Diğer ön patta da sık iğne çalışmasını yaptım, bitirdim arkadaşlar. Bakın, son sık iğneden sonra bu ilk başladığımız modelin bu ilk trabzanıyla kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. Bu arada bir bütünlük sağlıyorum. İpi artık burada kesiyorum. Bu renk ile örgümüzü bitirdik. Şimdi bu tatlı güzel yeleğimize bir de yaka çalışması yapalım. Yaka çalışması için beyaz ipe ihtiyacımız var. Bakın ben bu şekilde bir beyaz ip kullanıyorum. İpin ucunu içerisinden çıkardım. Yaka çalışmasını yapabilmek için bir sıra kısa trabzanlar yapacağız. Yaka çalışmamızı yaparken dikkat etmemiz gereken tek konu düz tarafının bu tarafta, iç tarafta olması gerekiyor arkadaşlar. Yaka üste yatacak. O zaman düz tarafı üste görünecek. Onun için buradan başlıyorum. Bakın ters taraftan bu boyundaki sık iğnelerde o yüzden yapmıştık. Buradan 1, 2, 3 sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnenin olduğu bakın bu şekilde 2 kulakçık görünüyor buralarda. Bu iki kulakçıklardan dış tarafta olanı alıyorum. Diğer tarafta olan kulakçığı tutuyorum bakın. Buna ipimizi bağlayalım. Şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın aynı gözenek içerisine almış olduğum bu ilmek üzerine bir kısa trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Ama bakın 3 ilmek var. Üçünün içerisinden ilmek alıp bir defa da çekiyorum. Böylece kısa trabzan yapmış oluyoruz. Bakın tığın üzerine ipi alıyorum. Takip eden burada görünen bu 2 ilmekten yine dış tarafta görünen ilmeğe tığ takıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. İpin ucunu da içeriden götürüyorum. Başlangıcımız sağlam olsun. Bakın bu şekilde. Sadece bu görünen 2 ilmeğin dış tarafta olanlardan alarak kısa trabzan yapacağız. Bunun da yapmamızın sebebi yakanın yatık olarak görünmesini sağlamak arkadaşlar. Diğer yaka ucuna kadar bakın burada 1, 2, 3 sık iğne kalasıya kadar bu şekilde kısa trabzanları yapmaya devam edelim. Diğer yakada bakın 1, 2, 3 sık iğne kaldı. Böylece ilk sırasını bitirmiş olduk. Modelleri yapabilmek için şimdi bu kısa trabzanların üzerine V şekilleri yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk gördüğüm bakın kısa trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bakın bunu atlıyorum. İkinci olan ilmeğin üzerine V şeklinin ilk trabzanını yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bir V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci olana bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir atlıyorum. İkinci olana V şekli yapıyorum. Bir, iki zincir. Aynı ilmek üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Yani bu sırada bir V şekli yapıyoruz. Bir tek trabzan yapıyoruz. Aralarda
birer ilmekte atlıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Modelimizi yerleştirmesini yapalım. Bir atlıyorum. Tek trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum. V şekli yapıyorum. Bakın son olarak da bir tek trabzan yaptım. Bu sırada da bir V şekli bir tek trabzanlar yaptık. Aralarda birer ilmek atladık. Bakın yakada bir sıra kısa trabzan yaptık. Bir sırada V şekillerinden oluşan modelleri yaptık. Üçüncü sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanın üzerine, tek olan trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu yapmış olduğumuz V şeklinin içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı V şeklinin içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olan trabzan var. Bakın aralarda V'lerin arasında. Ona tek trabzan yapıyorum. Tekrar V şeklinin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde V'lerin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden bu tek olan trabzanların üzerine yine trabzanlar yapıyoruz. Bakın böyle tek olan trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. V şeklin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu sırayı bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda yine tek olan trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir üst sıraya çıkmak için. Bakın ilk trabzanın üzerine tek trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada da yine bir alt sırada yapmış olduğumuzun aynısını yapacağız. Sadece bu iki zincirlik boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bu arada bulunan tek trabzanların üstüne yine tek trabzan yapacağız. Bakın ilk 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olan trabzanın üzerine tek trabzan yapıyorum. Takip eden 2 zincirlik boşluğa tekrar 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da 2 zincirlik boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, arada bulunan tek trabzanların üzerine de tek trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar geldim. Yakada 5. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Bu son sırası arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Yine aynı diğer sıralarda yapmış olduğumuz gibi bu iki zincirlik boşluklara trabzan ve zincir çalışması yapacağız. Bu sırada da 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağız. Bakın ilk iki zincirlik boşluğa 1, 2, 3, 4 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluk içerisine 4 trabzan daha yapıyorum.
1 2 3 4 Bakın 4 trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek trabzanın üzerine bir tek trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. 2 zincirlik boşluğa 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yaka çalışmamızda 5. ve son sırayı da 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak sırayı tamamladım bakın arkadaşlar. Böylece yaka örgümüzü bitirdik. Sıra sonunda yine bakın bir tane tek olarak trabzan yaptım. Bir zincir çekip ipi artık burada kesiyorum. Bunu da iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla şu şekilde içeriden geçirelim. İlmeklerin ters tarafından alarak yaparsak kestiğimiz zaman ucunu görünmeyecektir. Yaka çalışmamız da bakın bu şekilde bitti. Çok güzel oldu. Şimdi açayım bir görün. Bakın bu şekilde bu güzelliğe inci düğme yaraşır dedim. 3 tane de inci düğme diktim. Yapmış olduğumuz bu düğme biritlerinin tam karşılarına gelecek olan yerlere birer tane de düğme diktim bakın. Yaka başlangıcında yapmış olduğumuz bu kısa trabzanları dıştaki kulakçıklardan aldığımızdan bakın yakada yatık görünümde. Böylece bu şirin ve güzel yeleğimizi de bitirmiş olduk. Çok şık ve çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Tersten görüntüsüne bakalım. Tersten görüntüsü de bu şekilde. Yaka tersten de böyle görünüyor. Bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Bakın kol altından gövde enini ölçüyorum. Bu şekilde katlı olarak 28 santim. Kol altından etek uzunluğunu ölçüyorum. Kol altından itibaren 22 santim. Tam boy uzunluğunu ölçüyorum. Bakın omuzdan bitmiş haliyle 35 santim. Bu da 1-2 yaş için hatta 3 yaşa kadar çok rahat kullanılabilecek bir yelek ölçüsü oldu arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.